teknoloji benden aldığını bana geri versin, ben onun bana verdiğini geri vermeye hazırım. Şimdi Kızıltepe'nin özellikle kenar mahallelerinde internet kafeler üzerinde şöyle bir gözlem yaptığımızda buranın çocuklarımızdan neler aldığını düşünmek zorundayız. Çocuklarımıza neler katıyor, çocuklarımızdan neler alıyor. Şimdi özellikle bu internet kafeler çoğu ruhsatsız, denetimsiz, çocukların burada nasıl bir ortamda bulundukları ile ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. Sadece velilerin denetiminden uzak bir ortamda küçük yaştaki çocukların internet ortamına girmesi çocuğun hem pedagojik ortam alanı hem pedagojik açıdan, gelişimi açıdan, ruhsal açıdan, hangi açıdan değerlendirirsek değerlendirelim, çocuğa zarar verir. Bunun çözümü buraların denetlenmesi ve özellikle ruhsatsız internet kafelerin iptali ile mümkün olabilir. Bir de ailelere sesleniyorum. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar, çocuklarını takip etsinler, çocuklarını yalnız başına özellikle okullarda çocuklara ödev konusu olarak araştırma konuları veriliyor. Veliler işin kolayına kaçıp çocuklarını internet kafelere gönderiyorlar. Bunu yapmasınlar. Evde kitaplardan araştırsınlar. Zorunlu olsalar bu noktada bir büyük eşliğinde internet kafede göndersinler. Onun o ihtiyacını, o ders ihtiyacını o şekilde karşılasınlar. Günümüzde modern çağda gençleri etkileyen, gençleri güzel olan yollardan çıkarabilecek kötü yollar sayısı bayağı artmış durumda. Bunlardan bir tanesi de internet kafelerdir. İnternet kafelerin kullanım amacı her yerinde yapılırsa aslında pek zararı olmayan kurum ve kuruluşlardır diyebiliriz. Ama maalesef internet kafeler kontrol dışında herhangi bir yaş sınırlaması olmadan, herhangi bir denetime tabi olmadan kullanıldığı için rastgele bütün çocuklar, bütün gençler gittiğinden dolayı internet kafeler faydadan çok zarar vermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de denetimsiz olmalarıdır. Bu ister istemez küçük yaşta 18 yaşından küçük olan bile çocukların, hatta 10 yaşından küçük olan bile çocukların internet kafeye yönelmelerine, oraya gitmelerine veya ailelerine işte derslerim var, ödevim var bahanesiyle gitmelerine sebep oluyor. Bu çocukların halen manevi yönden kötü gelişmelerine, hatta olumsuz yönde etkilenmelerine sebep oluyor. Eğitim camiasının bu konuda üzerine düşeni yapması gerekir. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin bu konuda gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirmesi gerekir. Ve devletimizin de bu konuda gerekli tedbirleri, gerekli denetimleri zamanında, yerinde yapması gerekir. Bu konuda her türlü engeli oluşturmaları lazım. Özellikle küçük yaştaki çocukların internet kafelerde vakit öldürmelerine, internet kafe köşelerinde kötü sitelere girmelerine engel olması gerekir. Bugün şunu kabul etmemiz gerekiyor. Toplum olarak, ülke olarak bazı evrelerden geçtiğimizi kabul etmemiz lazım. Özellikle çağımız olarak teknoloji çağı olmasından dolayı teknoloji de kullanmak elbette ki bizim için ve gençler için çok önemli. Yalnız toplum anlayışına baktığımızda gençlerde özellikle oturmuş olan seküler dediğimiz dünyevi bir anlayış olduğundan dolayı teknolojiyi de ne yazık ki biz olması gerektiği gibi kullanamıyoruz. Ve bundan da en bariz örneklerinden bir tanesi de bugün ne yazık ki mantar gibi özellikle Kızıltepe ilçemizde türeyen internet kafeler. İnternet kafeleri incelediğimizde elbette ki internet kafelerinin olması bizim için bir elzem. Yani bugün bütün evrede internetin olması daha bir güzel. Ama olmayan evlerin de bu şekilde yararlandırılması ayrıca bir güzellik. Yalnız başta okullarda verilen eğitim, gerek aileden alınmış olan eğitim, gerek de arkadaş çevresi demiş olduğumuz o yapının iyi oturmamış olmasından dolayı internet kafelerimiz bugün istenen seviyede değil.